Haberin merkezinde Show Ana Haber'desiniz değerli izleyenler. Ben Meltem Acet. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu mesaisinde İstanbul Bağcılar'daydı. Toplu açılış törenine katıldı ve sandık mesajları verdi. Seccade tartışması nedeniyle Kılıçdaroğlu'na İyi Parti il binasını hedef alan kurşunlar üzerinden de Akşener'e sert çıktı. Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakibine seccade fotoğrafı üzerinden böyle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine de sözü getirdi. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor. Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Ne diyor? Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Terörist başını serbest bırakacakmış. Bağcılar'da toplu açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Bak gözün kamaşsın, bak sevdalanırsın canım Tayyip dedem. Maşallah, maşallah. Meral Akşener'e de sert çıktı. Rezene çayı tavsiyesini tekrar etti. Utanmadan, sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Millet İttifakı için kaybedenler kulübü benzetmesi yapan Erdoğan sandıkta destek istedi. İlk gün utanmadan, sıkılmadan bu iftiraya attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibiliyet meselesidir. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete bir dur diyecektir. Ve seccade tartışması siyasete damga vururken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama daha geldi. Kutsal değerlere saygısızlık etmeyeceğini vurguladı Kılıçdaroğlu ve böyle iftiralardan, operasyonlardan samimi Müslümanlara sığınıyorum dedi. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum. Seccade fotoğrafı gündemi belirlerken kürsüye geldi. Üzüntüsünü bir kez daha dile getirdi. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftarda çektirdiği bu fotoğraf sosyal medyada çok tartışıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu karede Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadenin üzerindeydi. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Kılıçdaroğlu bu kez Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki iftar programına katıldı. İktidar cephesinde de eleştiriler gelmişti. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim. Efendim, hayatını kaybeden yaşlı bir kadının cenazesi saatlerce sokak ortasında kaldı. Yakınları ise başında çaresizce bekledi. Üstelik bu İstanbul Bağcılar'da oldu. Nedeni ise cenazeyi Tokat'a götürecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait aracın bozulmasıydı. İnsanlar sokakta, hava buz gibi, cenaze ortada. Bu nasıl bir hizmettir? Araç bozuldu, cenaze sokakta kaldı. Yakınları başında saatlerce bekledi. Onlar gözyaşı dökerken görenler de hayrete düştü. Gereken yerlerde aradık. Araçların olmadığını söylediler. Son dakika bir gol olmaması lazım. 80 yaşındaki Sündüz Karacan hayatını kaybetti. Cenaze namazı kılındıktan sonra Bağcılar'daki evinin önünden memleketi Tokat'a uğurlanacak. Orada toprağa verilecekti. Ailesi nakil için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Saat 8 gibi iftardan sonra dediler aracı göndereceğiz. Tekrar aradık. Dedi ki araç bozuldu. Cenazeyi taşıyacak araç iddiaya göre bozuldu. Araç gelmeyince tabut sokakta bir kütüğün üzerine kondu. Çaresiz bekleyiş başladı. Dedim ki başka aracınız yok mu? Dedi ki araçlarımız bozuldu. Buna usta gelecek. Usta ne zaman yaparsa tekrar o zaman şey yapacağız. Ucu açık. Bekleyiş uzun sürdü. Daha sonra ayarlanan başka bir araçla sokaktaki cenaze Tokat'a götürüldü. Kardeşim yani o zaman bize söz vermesinler yani.
Efendim sataştı, bağırdı ve sonunda da kontağı kapattı. Edirne'de belediyeye bağlı minibüsün gergin başlayan seferi sürpriz bir sonla noktalandı. Yolculara sanki hepiniz yönetim kurulu başkanısınız diye sitem eden şoför söylediği olana kadar o aracı çalıştırmadı. Sen kimsin ki? İn hoca aşağı. İnmezsen ne yapacaksın? İn aşağı. Ne yapacaksın? Ben ineceğim hoca, al sen git. İndik. Tamam bırak. Bırakayım. Al git hocam. Bırak. İnene, binene, konuşana, susana hepsine sataştı. Öfkeli şoför en sonunda kontak kapattı. Hepiniz patron, hepiniz yönetim kurulu başkanımsınız. Evet. Yok oradan git, ben öyle yap. Şikayetini. Sen burada hiç kimseye hakaret edemezsin. Ben, Edirne'de belediyeye bağlı midibüsün seferi iddiaya göre gergin başlamıştı. Çukurların içerisine girmeye başladık. Yayı kayranı gibi olduk arabanın içerisine. Yüksek lisans öğrencisi olan öğretmen Yusuf Çelik indirimli bilet basınca ortalık daha da karıştı. 6.45 bilet basıyorsun, in aşağı sesini çıkarmıyor. 6.45 basıyor. Hadi hoca git bir ya. Sen mi verdin benim kartı? Tamam git hoca. Kartı yine. Sen mi verdin? 6.45 öğrenci sen basıyor. Sen mi verdin kartı? Kartı sen mi verdin? Açıklama dinlemek istemeyen şoför en sonunda kontağı kapattı. Yusuf Çelik inene kadar da açmadı. Ben şu anda yüksek sans yapıyorum. Tamam yap. Bu tamam. Kartı bana devlet tamam, verdi. Tamam, sen devlet. Değil. Senin cebinden çıkmıyor. Gerekli yerlere tabii ki şikayetlerimizde bulunacağız. Efendim İstanbul Maltepe'de bir mahalle. Defineciler yüzünden evimize kaya düşecek endişesi yaşıyor ve iddiaya göre o defineciler geceleri kayaların altını oyup orada hazine arıyor. Yerinden oynayan dev taşlarsa yamaçtan yuvarlanıp sokağa düşüyor. Define arıyorlar tepelerde, mağara var yukarıda. Bir sallantı olursa altında kalırız. Yamaçtaki kayalar top gibi yuvarlanıp sokağa düşüyor. Evimiz başımıza çökecek diyen mahalleli diken üstünde. Büyük taş düştü. Küçük de değil. Bu taş burada alınacak diyorlar. Ama yok. Düşüyor tabii. Arabalara geldi. Şurada arabamız vardı. Ona zarar verdi. Yaptırdılar. Burada çocuklara geldi. Burası Maltepe Başıbüyük Mahallesi. Mahalleli büyük bir endişe içinde çünkü iddialarına göre tepedeki koca kaya parçaları evlerin üzerine düşüyor. Biz de korkuyoruz yatarken. Evimiz uçar diye biz de korkuyoruz. Bazen yuvarlıyorlar yukarıdan, bazen kendisi kopup düşüyor. Aslında kayalar da, evler de yıllardır yerli yerinde. Ama mahallenin iddiasına göre defineciler kayaların dibini kazıp altın arıyor ve bu nedenle de taşlar yerinden oynuyor. Ben 90'da evlendim. 90'dan beri böyle. Defineciler de eşiyor zaten. Taşın dibini bir deştiler. Bazen geliyor, bazen ışıklar neyi görüyoruz? El fenerleri oralarda kazılmıştır her taraf. Alıyorlar taşları, atıyorlar da. Defineciler her yeri kazınca bir de üstüne deprem olunca mahallenin endişesi arttı. Kayalara bir çare bulunmasını istiyorlar. Bu büyük taştan da korkuyoruz depremden dolayı. Düştükten sonra değil, şimdi çaresine bakması lazım. Efendim Ramazan ayının ilk iftar kazası Ordu'da yaşandı. İftara 5 dakika kala ezan okununca saatine bakmayanlar orucunu açtı. Sonradan düzeltme anonsu yapılsa da bazıları için geç kalınmıştı. Arkadaş göndermiş lambaları yak diye. O da bilmeden ezan da okumuş yani 5 dakika. Ezanı duyan suyunu içip orucunu açtı. Ama iftara daha dakikalar vardı. Herkese de söyledim orucunuzu açmayın hoca yanlış okudu diye. Ama olabilir insanlık hali. Bu Ramazan'ın ilk zamanlama kazası Ordu Fatsa'da yaşandı. Hiranur Şükran Hatun Camii'nin imamı iftara çağrılmıştı. Hoca camiye ışıkları yaksın diye bir tane bir arkadaşını yollamış. Çocuk da saate bakmış. Hemen saatinin iftar saati olduğunu anlamış. Hemen ezan okumuş. Oysa daha 5 dakika vardı. Açan da çok az olmuştur yani. Biliyor herkes saat. Temkinli olanlar saate bakıp doğru zamanı bekledi. Erken okunduğunu saatime baktım. Baktım erken okunmuş. Okunduğunu anladım, orucumu bozmadım. Biz de yemedik yani, saatimize baktık. Çok geçmeden minarelerden düzeltme anonsu yankılandı. Ama bazıları için çok geç kalınmıştı. Efendim İstanbul'da bir dürümcü manava sipariş vermişti. 3 kasa domates istemişti. O domatesler dükkana geldi. Ama geldiği gibi gitmesi de bir oldu. Yoldan geçen bir hırsız domatesleri kasa kasa kaçırdı.
Şaşırdım ben kızım tabii ya. Domates çalınır mı ya? Sanki babasının malıymış gibi alıp götürüyor yani. Domatesleri görünce aklı başından gitti. Önce oturup dinleniyormuş, sonra sigara içiyormuş gibi yaptı. Kasaları böyle çaldı. Ben 18 senedir buradayım. Ben ilk sefer böyle bir şeyle yaşıyorum yani. Burası Sultan Gazi. Dürümcü dükkanı kapatmış. Ertesi gün kullanmak için de manava domates sipariş etmişti. Dakikalar sonra manav geldi. 3 kasa domatesi kapının önüne bıraktı. Manavcı bırakıyor gece 12'de. Yoldan geçen bu adam domatesleri gördü. Baktı ki dürümcü de ortada yok. Hemen işe koyuldu. Hırsızın hedefinde dürümcünün kapısına bırakılan kasa kasa domatesler vardı. Onların yanına geldi ancak dikkat çekmek istemiyordu. İşte bu yüzden de ilk olarak buraya oturdu. Etrafı uzun uzun kolaçan etti. Burada bir şey daha vardı. Onun üstüne oturuyor. Sigarasını içiyor. Keyfine bakıyor. Etrafa bakıyor. Kamerada görmüyor tabii zaten. Kimsenin olmadığını fark eden hırsız yerinden kalktı. Kasalardan iki tanesini aldı, uzaklaştı. Başka bir şey olsaydı derler. Domates ne yapacak ya domates? Almış götürmüş atmıştı yani bir yere. Yiyecek tabii. Onun boğazında kalacak bu Ramazan ayında. Hırsız dakikalar sonra bir kez daha dükkanın önüne geldi. Aklında bıraktığı o son kasa domates vardı. Gayet rahat bir tavırla onu da aldı. Fiyatı yüksek bir domates biliyorsun kilosu. 20-25 milyon satışıdır. 3 kasa domates zaten 3 günlük hafta sonu şeyimi karşılıyor yani. 30-35 kilo bir şeydir yani. Efendim, başkentte müstakil evlerin olduğu mahallede açılan özel hayvanat bahçesi aslan kükremeleri nedeniyle bazı komşuların korkulu rüyasına dönüşmüştü. Mahkeme süreci tamamlandı ve yılan hikayesi bakın nasıl son buldu. Bildiğimiz aslan kükremesi 2-3 dakika sürüyor. Yükselen sesler komşuları ürkütmüştü. Mühürlenen, ruhsatı iptal edilen özel hayvanat bahçesi sonunda yıkıldı. Ankara İncek'te 2 yıl önce kapılarını açan özel hayvanat bahçesi tartışmaları beraberinde getirdi. Aslan ve kaplan kükremelerinden korkan komşuları mahalle arasındaki bahçeye dava açtı. Gece akşam 7-8'de başlıyor, sabaha kadar kükrüyorlar aslanlar. Tabii ki uyandırıyor. Ne kadar kafes içinde olsa bir korku aslandır yani. Hayvanat bahçesi önce mühürlendi ama iş yeri sahibi Yaşar Kaplan mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Sonra da mehter marşıyla bahçeyi ikinci kez açtı. Dava devam etti. Mahkeme işletmeyi tekrar mühürledi. Ruhsatı da iptal etti. Bu sefer de hayvanat bahçesi mühre rağmen gizli gizli müşteri kabul ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Komşuların şikayeti üzerine şimdi aslan ve kaplanların bulunduğu hayvanat bahçesinin önüne polis ekipleri geldi. İçeri müşteri alınıp alınmadığını inceliyorlar. Biz gelip hayvanları besliyoruz. Başka öyle müşteri falan almıyoruz. Müşterileri arka tarafa yönlendiriyorlar. Oradan alınıyor. Sonunda ruhsatı iptal eden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Yetkililer de harekete geçti. Önce aslan ve kaplanların da aralarında bulunduğu hayvanlar İzmir ve Antalya'daki hayvanat bahçelerine nakledildi. Sonra da o yapı yerle bir edildi. Ve Türk mutfağının olmazsa olmazı bol baharatlı kebabın tadı kaçtı. Çünkü etin lezzetine lezzet katan o eski ustalar kalmadı. Bazı işletmeler maaşları 30 bin liraya kadar yükseltse de piyasada kebapçı kıtlığı başladı. Piyasada kebap ustası sıkıntısı cidden var. Bulamıyoruz, çok sıkıntı çekiyoruz. Beğenmiyorlar şu anda. Eski ustalar bir bir azaldı. Tarihte ilk kez kebapçı kıtlığı başladı. Yeni nesil yapmak istemiyor. Çırak olarak yetişmiyor. Eski ustalar biterse yenisi yok. Yeme içme sektörü son günlerde eleman sıkıntısı yaşıyor. Özellikle fırın, lahmacun ve kebap ustası bulunamıyor. Adana kebap zaten kasaplık isteyen bir iştir, incelik isteyen bir iştir. Onun pişirimi ayrıdır, servisi ayrıdır. Kebapçı ustası bulmak zor piyasada şu an. Ustanın yemiyesi düşük, komiler yemiyesi yüksek. Ben niye yapayım? İşte gider komilik yaparım, gider motorculuk yaparım. Bu meslekten başka mesleğe kayanlar da oldu. Kuryelik yapan çok kebapçı arkadaşlarımız var. Geri dönmediler. İşletmelere göre bunun nedeni eleman yetişmemesi. Yani gençler bu meslekleri tercih etmiyor. Eleman bulamıyoruz şu an alttan yetiştirmek için. Şu andaki eskisi gibi yok. Tek tük yani öyle çağırsa babadan ya da aileden yetişir. Gençler de bu işi yapmak istemiyorlar. Çünkü bayramı yok, seyranı yok, tatili yok. Eskisi
eskisi gibi heves de kalmadı. Çok da masa başı iş arıyor. İşletme sahipleri bu sıkıntıya karşı maaşları arttırdı. Öyle ki yer yer maaşlar 30 bin liraya kadar çıktı. Ama bu da çözüm olmadı. Şu andaki maaşlar da çok pahalı mağlunu ve biz de çalıştıramıyoruz yani. 18, 20, 25 isteyen var. 15'in altında yok zaten şu an. Turistik yerleri de 30-35'e kadar da çıkıyor. Yüksek paralar istiyor yani, hayat şartları da yani malum. Yükselen maaşlar, azalan ustalar özellikle de küçük işletmeler için sıkıntı yarattı. Sonradan parayla bu işi yapmak isteyenlerin sonunu görüyoruz zaten. Bu gidişle ufak esnaflar hepsi kapatma zorunda kalacak. İkinci el bütün lokanta, restoran malzemeleri yığılı duruyor. Açıyor 3 ay sonra iflas ediyor. Neden? Çünkü maaşlar çok yüksek. İstanbul Gümüşhane'de bir aile evlerinde yavru ayı ağırladı. Dağlık alanda tek başına kalan vahşi hayvana kucak açan Berker çifti ona Ayı Yogi adını taktı. Sonrası da değme belgesellere taş çıkarttı. Bebek gibi bir şey, onu da bebek gibi besliyorsun. Uysal, sevimli, sosyal, iştahlı. Altında beziyle evin içinde dolaşıp duruyor. Geleceğin vahşi ve yırtıcı hayvanı sevimlilikte kedileri bile aratmıyor. Gel. Gel. Bunun çocuktan bir farkı yok gibi. Uykusuz oldu mu mızmızlanıyor, acıktığında saldırıyor. Karnı tok oldu mu uyuyor. Bir tek şeyi konuşamıyor, iletişim yok ama çocuk gibi. Gümüşhane'de yaşayan Okan Berker, önceki gün atıyla dağlık alanda gezintiye çıkmıştı. Karşısına yavru ayı çıktı. Aldım, kucağıma bana sarıldı. Ortalık açıktı yani, hiç annesinin olma ihtimali yoktu orada. Yetkili kurumları aradım, bulduğun yere bırak dediler. Ama gönlü razı olmadı. Annesinden ayrı düşen yavru ayıyı kucaklayıp evine götürdü. İsmini Yogi koyduk. Sürekli süt yani, 2 saatte bir sürekli acıkıyor. Hani bunu bize hissettiriyor. Geliyor üzerimize, çıkıyor. Tahminim 8 saatte 3 biberon süt içti diyebilirim yani. Ama uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor. Sevimli ayı Yogi yeni adresine hemen uyum sağladı. Kucak kucak gezmeye başladı. Biz de arkadaş olarak duruyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama misafirlik çabuk noktalandı. Yetkililer tarafından alınıp bakım merkezine götürüldü. Ne oldu? Sen güzel bakmışlar, güzel bakmışlar. Evet, yaz mevsimi değil ama yazın habercisi olan karpuz geldi bile. İran'dan ithal edilen karpuzlar tezgahlarda yerini aldı. Ancak tadı damakları şenlendirse de fiyatı el yakıyor. Kilosu 20 ila 35 lira arasında karpuzun. Hal böyle olunca da dilim usulüyle tadımlık satılıyor. Kilo 30 lira. Ne kadar kilosu? 20. Normalde 25 lira da bizde 20 lira. Bizde 35 lira. Henüz yaz gelmedi ama yazın habercisi karpuz tezgahta yerini aldı. Pahalıdır, fazla satılmıyor. Yeni geldi, İran'dan geliyor. Dışarıdan geldiği için bu sene biraz pahalı. Bunlar İran karpuzları. Etiketleri ilçeden ilçeye değişiyor. Kilosu 20 lirayla 35 lira arasında. Kilosu biraz pahalı ama mükemmel bir karpuz. Ramazan günü misafirlerimize ikram ediyoruz. Bizim Adana karpuzu daha 40 gün falan var gelmesine. O yüzden biraz pahalı. Yerli karpuzun piyasaya çıkmasına daha var. O zamana kadar karpuz fiyatları el yakacağı benziyor. Bu nedenle canı karpuz çekenler daha çok dilim dilim alıyor. O ne kadar? Bu tarzları söyleyeceğim sana. Şöyle 51 lira. 1,5 kilodan fazla. Evet, şaka değil gerçek. Altı kadayıf, üstü baklava. İki efsane lezzet bir araya geldi ve ortaya badayıf çıktı efendim. İşte damak çatlatan o tatlının, badayıfın hikayesi. Baklavacı mısınız, kadayıfçı mı? İkisini de çok severim. Üç kuşaktır kadayıfçıyız. Bir türlü Ankara'ya kadayıfı çok sevdiremedik. Biz de baklavayla kadayıfın karışımı değişik bir lezzet denedik. Kadayıf mı yoksa baklava mı ikileminde kalanlar için üretildi. İki enfes tatlı birleşti. Ortaya bambaşka bir lezzet çıktı. Billboardlarda gördüm. Arkadaşlarım tavsiye ettiler. Badayıf ismi de çok ilgimi çekti. Baklava mı kadayıf mı sizce? Badayıf. Kadayıfı çok seviyorum. Baklavadan da vazgeçemiyorum ama ikisini de yemek istiyorum diyorsanız işte bu lezzet tam size göre. Altı kadayıf, üstü baklava.
Adı da badayıf. Baklavanın bir benzeri ama önemli altının kadayıf, üstünün baklava olması, iki lezzetin bir arada buluşmasını müşteri çok takdir ediyor. Kadayıflar tek tek diziliyor önce. Üstüne Antep fıstığı ekleniyor ve kapatılıp fırına gönderiliyor. Badayıflar taş fırından çıktı. Zaten lezzetindeki en büyük sırlardan biri de bu, taş fırında. 25 dakika pişiyor, iyice tadını çekiyor. Ayrı ayrı almaktansa ikisini bir arada almak hem ikisi de muhteşem bir lezzet. Şerbeti döküldükten sonra da yemeğe hazır hale geliyor. Çıtır çıtır tabanı, ortası Antep fıstıklı ve baklava tavanıyla badayıf hem ismi hem de görüntüsüyle şimdiden favori tatlılar listesine adını yazdırdı. Yurt dışına da badayıf gönderiyoruz. Satış fiyatı %100 tereyağlı, bol fıstıklı, 320 TL. Efendim, Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi %30.35 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. İhtiyaç kredisinde yükselen bu faizler şimdi konut kredisine de yansıdı. Kamu bankaları 200 bin liranın üzerinde de kredi vermemeye başladı. Seçim takvimi açıklandı. İhtiyaç kredileri faizinde rekor kırıldı. 17 Mart haftasında faizler %30,35 ile yılın zirvesini gördü. Faizler yüksek tabii. Bankalar yüksek. Yani bayağı ödüyorsun geri. Bayağı yüksek olmuş. Çekmedim. Çekene de Allah yardım etsin diyorum o zaman. Esnaftan borç alacağız ama çekemeyeceğiz yani. Ticari kredi faizinden sonra şimdi de ihtiyaç kredisinde faiz oranları yükselişe geçti. Hatta bazı bankalar aylık faiz oranını %3.65 seviyesine yükseltti. Uzmanlara göre bankacılık sektörü yaklaşan seçim nedeniyle risk almak istemiyor. Bu nedenle kredide musluğu, faizi yükselterek kısma yolunu seçtiler. Çok fazla. 0.89 falan olması lazım. En son ben kredi kullandığımda 0.89'dum. İhtiyaç kredisinde faizin yükselmesi kredi kartıyla yapılan harcamalara da yansıdı. Yüksek faizden kredi çekmek istemeyenler ihtiyaçlarını kredi kartıyla gideriyorlar. Merkez Bankası da ihtiyaç kredilerinde kritik düzenlemeye gitmiş. En yüksek aylık faiz 1.37 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine çıkan bankalar menkul kıymet tutarak faiz sınırını aşıyorlar. İhtiyaç halinde tamam çekilir ama faiz olanlar çok yüksek. Konut kredisinde de tüketicinin işi zor. Çünkü kamu bankaları 200 bin liranın üzerinde kredi vermiyor. Özel bankalarda ise kredi faizleri %3.75'lere kadar çıkarken limitler düştükçe düşüyor. Efendim, malum seçim yaklaşıyor ve birçok bürokrat da milletvekili adayı olmak için görevinden ayrılıyor. Şimdi bir haber de parlamento koridorlarından geldi. Liderleri tıraş eden meclisin 20 yıllık berberi Mümtaz Aslan da artık vekil sıralarında oturmak istiyor. Şimdiye kadar milletvekillerime hizmet ettim. Şu anda milletvekillerimle beraber halkıma hizmet etmek istiyorum. Yıllarca makas salladığı parlamentoda vekil olmak istedi. Meclis berberliğinden istifa etti. Garibanların vekili olacağım. Halkımın içinde olacağım. Esnafın sesi olacağım. Mümtaz Aslan tam 20 yıldır mecliste milletvekillerini tıraş ediyor. Yüzlerce vekil tıraş etti. Meclis başkanlarından Bülent Arınç başkanımızdan tutalım, Cemil Çiçek başkanımıza kadar, Köksal Toptan başkanımıza kadar hepsinin berberiydim ben. Ama artık meclise tıraş için değil, milletvekili olmak için girmek istiyor ve bunun için de AK Parti'den aday adayı oldu. Siyasete uzak değildim ben. Yaklaşık 40 senedir Refah Partisi ve Fazilet Partisi'de bir birikimim vardı. Oradan AK Parti'ye geldim. AK Parti'de de çalışmalarım oldu. Mümtaz Aslan aslında mecliste popüler bir isim. Onun popülerliği ise 2009 yılında bir milletvekilinin kulağına ağda yaparken yaşanan talihsiz olaydan geliyor. Orada bir iş kazası oldu. Şok şok şok. Meclis berberi milletvekilinin kulağını, derisini yüzdü. Haberler bu şekildeydi. Kulağını koparan berber diye bahsettiler. Ama yazdıkları haberler gibi değil her şey. Kulağına adayı sürmüştüm. Kulağı kızarmış ve tahriş olmuş. 61 yaşındaki Aslan daha aday adayıyken meclisi garantileyen ilk kişi. Çünkü vekil seçilemezse meclisteki berberlik görevine geri dönecek. Şu anda ben Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayım AK Parti'den. Sizin oyunuza talibim. Sizi ikna etti mi bu tıraş? Teşekkür ediyorum. Gayet güzel. İnşallah bir vekile tıraş olur. Efendim, TOG başvurusu için sahte internet sitelerinin açıldığı ve binlerce kişinin de tuzağa düştüğü tespit edilmişti. Emniyet işte o dolandırıcıların peşine düştü ve şüphelilerden biri de Ankara'da yakalandı. Görsel olarak gördüğüm zaman gurur duydum.
için. İnşallah bizlere de nasip olur. Binlerce kişi hayaline ulaşmak için gün sayarken TOG için sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı. İlk defa görüyorum. Yerli otomobil TOG'un üretilen ilk aracı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek. Çekilişle TOG sahibi olmaya hak kazanan 20 bin kişi de sırada. Çok güzel bir araç. İç tasarım da çok şık duruyor. Ama Umut Tacirleri de yine kendine fırsat yarattı. TOG ön başvurusu için sahte internet sitesi kurup binlerce kişiden milyonlarca lira topladılar. Onlardan biri Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Efendim, haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.